Merhaba. 7 Eylül cumartesi günü etkileri haftalarca belki aylarca yaşanacak iki mühim olay yaşandı. İki büyük gaz patlaması. Ülkeyi bir laboratuvar kabul edip öyle yaklaşanlar için heyecan vericiydi bu. Gel gelelim işin içindekiler için kendi gelecekleri itibariyle büyük riskler içeriyor. Bombalar aynı gün iki mahalleye birden aşağı yukarı eş zamanlı olarak düştü. Ne çare her mahalle kendininkinin üstünü örttü. İçten içe fukurdasa da üzerinde durmamaya çalıştı. Hangi iki mahalle mi? Rejim ve paydaşlarıyla, sözüm ona rejim muhalifi ve paydaşları. Agresif bir beyin tümörü alıp götürmeşe ülkeye büyük hizmetler verecek bir bilim insanıydı Aykut Barka. Mühim bir sismologtu. 1999 büyük Marmara depreminden sonra tanıdık. Şu sözünü hiç unutmadım, mealen aktarıyorum. Depremler, fay kırıkları bizim için çok heyecan verici olaylardır. Çünkü yerinde incelemeler yapabileceğimiz sıcak olaylardır. Çok şey öğreniriz ve fakat bunun bir de afet boyutu var. Üstündeki dayanıksız yapıları yıkıyor ve insanlar ölüyor. Ve biz bu konuda hep ikilemde kalıyoruz. İşi sismoloji olan yani yer kabuğu hareketlerini, fay hatlarını incelemek olan bir bilim insanı Katıldığı yayınlarda bu doğa olayını analiz ederken yol açtığı yıkımlar üzerinden bir şeyler söylemek zorunda kalıyordu. İkilem buydu. Dönelim 7 Eylül Cumartesi gününe. İlk olay Kara Harp Okulu mezunu genç teğmenlerin kılıç çatması ve Mustafa Kemal'in askerleri sloganları eşliğinde geleneksel subay andını içmesi üzerine Cumhurbaşkanı'nın verdiği tepki. Tayyip Erdoğan eylemin gerçekleştiği günü yani 30 Ağustos'u ilk gün kabul ederseniz aynı gün değil 9. gün tepki verdi. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Oradaki birkaç kendini bilmez temizlenecek. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değildir. Bunları temizleyeceğiz. Erdoğan'ın AKP mahallesini ters köşe yapması ayrı konu bu olayın somut tespitleri şunlardır. 2016'da sadece askeri okulları değil, polis okulları dahil tüm üniformalı eğitimi lağvetmişsin, tek elde birleştirmiş kendi kontrolünü almışsın, son 8 senedir buralara tüm girişleri tutmuşsun, başta iktidar unsurlarının yakın ve akrabalar olmak üzere tüm kontenjanları doldurmuşsun, tam saha pres kadrolaşmışsın, sadatçıların 15 Temmuz'dan sonra 3 yıl mülakatlarda bulunduk itirafları orada duruyor, en az 8 Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm kademelerinde uygun gördüğün terfi atama ve emekliliklere imza atmışsın. Yıl 2024 yaşları 22, 23 ve 24 olan 3 genç kadına kara, deniz ve hava harp okulu birincileri olarak diplomalarını takdim etmişsin. Kara Harp 960 mezun vermiş. Bu mezunların video görüntülerine göre kabaca en az üçte biri kadarı kılıç çatmış. Geleneksel subay andını içmiş. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan atmış. Buna atarlanıyorsun. Körle yatan şaşı kalkar diyebilirsiniz. Erdoğan'ın yeni bir darbeye ihtiyacı olduğunu da düşünebilirsiniz. Olaydan ya bilgisi var yani kontrollü ya da birileri hareket çekti. Şu aşamada kestirmek güç. Genç teğmenlere ve onlara sahip çıkanlara gelince. İlk şoku atlattıktan sonra 15 Temmuz'da müebbet alan birkaç devre önceki ağabey ve ablalarının başlarına gelenleri okuyup araştırarak başlayabilirler. Cumartesinin eş zamanlı ikinci büyük gaz patlaması CHP kurultayında yaşandı. Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na konuşma hakkı verildiği halde kendine verilmemesine içerleyince Organizatörler apar topar ona da söz verdi. O da kürsüye çıkar çıkmaz Ekrem ve Mansur mu diye yakılan fitne ateşine odun atıyorsunuz diye başladı ve yönetimi topa tuttu. Oyunu son seçimde %50'den 60'a çıkardığını özellikle vurguladı. İstinafta bekleyen siyasi yasak dosyası yüzünden stresli günler geçiren Ekrem İmamoğlu duruma çok bozuldu. Fakat yine de alttan aldı. Senin rahatsız olacağın bir yerde onu duysam bilsem rahatsız olacağını konuşmamı yere atar konuşmam yerimde otururum başkanım hiç endişen olmasın yani. İmamoğlu nasıl bozulmasın ki? Aylardır alttan alta süren çekişme böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Ankara'da ikinci ve son dönemi olduğunu daha önce açıklayan Mansur Yavaş artık İmamoğlu kadar net ve belirgin bir cumhurbaşkanı adayıdır. Bu iki olay güncel ülke siyasetine dair iki mühim faykırdır. O yönüyle incelenmesi ve analizi heyecan vericidir. Keşke üzerindeki mekanizma bu kadar kırılgan olmasaydı. Yerin üstündekilere bakan yönüyle umut kırıcıdır. Ekrem İmamoğlu ve kılıç çatma eylemini önderlik eden Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu için Eylül ayı kötü başladı. Bir gün omuzlardasın bir gün içeride. Türkiye böyle bir ülke. Ve bu daha başlangıç. Hayli gürültülü geçecek bir sezona girdik. Net bilgi. Kemerlerinizi bağlayın.